Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Tanrı İsrail halkının sunularını neden kabul etmedi adlı hikayemizi okuyacağım. Ama öncesinde ezber ayetimizi okuyalım. Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, yeni ay, şabat günü kutlamalarına ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. Yeşaya 1. bölüm 13. ayet. İsrail'de birçok peygamber vardı. Bu peygamberler Tanrı'nın sözcüsü olarak gelecekteki yargı hakkında uyardılar. Ayrıca kurtarıcı, yani Mesih'in gelişiyle ilgili insanlara mesajlar bildirdiler. Bu peygamberlerden biri olan Yeşaya, İsa'dan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Peygamber Yeşaya'nın yaşadığı dönemde Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hiskiya Yahuda kralı olarak ülkeyi yönettiler. Peygamber Yeşaya, Yahuda'nın gelecekte olacak olan yargısı ve Mesih'in gelişi hakkında bildirmiştir. Onun yaşadığı dönemde Yahudiler Tanrı'ya sunularını sunarken büyük bir çaba içindeydiler. Bu nedenle Yeruşalim tapınağı her zaman insanlarla dolup taşıyordu. Eski antlaşma döneminde Yahudiler Tanrı'ya tapınmak için sunu getirip boğazladıktan sonra kanını sunağın etrafına döküp sonrasında sunuyu yakarak Tanrı'ya tapınıyorlardı. Bu ritüelin ardından Tanrı sunuyu kabul edip onların suçlarını bağışlıyordu. Yahudiler tarafından Tanrı'ya sunmak için özellikle temiz ve kusursuz bir hayvan seçilir ve çok para harcanılırdı. Ama ne yazık ki bu hayvan seçilirken Tanrı'nın isteğinin ne olduğu düşünülmez. Kendi düşüncelerine göre seçilip getirilirdi. Ayrıca Yahudiler sık sık bir araya gelmek için de gayret ederlerdi. Bütün şabatlarda ve ayın ilk günlerinde bir arada Tanrı'ya sunular getirerek ona takdim ederler ve bu zamanda en iyi hayvanları seçip sunarlardı. Bütün bayramları, Fısıh Bayramı, Çardak Bayramı ve Hasat Bayramı, Rabbin buyruğuna göre kutlamak için çaba gösterirlerdi. Ama bir gün Tanrı Yeşaya'ya görünerek ona şöyle seslendi. Kurbanlarınızın sayısı çokmuş, bana ne? Yakmalık koç sunularına, besili hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim. Yani Tanrı onların sunduğu pahalı ve iyi sunuları istemediğini söyledi. Tanrı konuşmasına şöyle devam etti. Huzuruma geldiğinizde avlularımı kirletmenizi mi istedim sizden? Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Tanrı bunların tapınağa gelmesini bile istemediğini söyledi. Yeni ay, şabat günü kutlamalarına ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. Yeni ay törenlerinizden, bayramlarınızdan nefret ediyorum. Bunlar bana yük oldu. Onları taşımaktan yoruldum. Ellerinizi açıp bana yakardığınızda gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin, dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu, dedi. Peki, Tanrı neden Yahudilerin yakmalık sunularını istemedi? Neden onların törenlerinden, bayramlarından nefret edip iğrendi ve bu halkın dualarını, tapınmalarını neden kabul etmedi? Çünkü şabat gününü ve bayramlarını kutladılar. Rab'be en güzel ve en pahalı sunuları sundular. Fakat günlük hayatlarına döndüklerinde Tanrı'nın onlardan istediği iyi yürekle yaşamadılar. Kötülük ederek yoksulların canını sıktılar. Onların Tanrı'nın öz halkı olarak Rab'bin lütfunu ve bereketlerini komşularıyla paylaşmaları gerekirdi. Ama bunu hiçbir zaman yapmadılar. Görünüşte Tanrı'yı çok seviyormuş gibi görünüp törenlere, kutlamalara ve tapınmalara katılıyorlardı. Fakat gerçekte Tanrı'nın isteğini yerine getirmediler. Kendi isteklerine göre yaşadılar.
Tanrı'nın vaadine güvenmeden Rab'be baş kaldırdılar ve ona sırt çevirdiler. Bu yüzden Tanrı onların ikiyüzlülüğünü görünce sunularını ve tapınmalarını kabul etmedi. Tanrı artık kendisini terk eden Yahudileri cezalandırmaya karar vermişti. Tanrı ikiyüzlü Yahudilere, "Yıkanıp temizlenin, kötülük yaptığınızı gözüm görmesin, kötülük etmekten vazgeçin, iyilik etmeyi öğrenin, adaleti gözetin, zorbayı yola getirin, öksüzün hakkını verin, dul kadını savunun," dedi. Arkadaşlar, eğer biz de her pazar günü kiliseye gidip tapınmalara katılır ama yaşamımızda dürüst olmaz ve kötülük yaparak yaşarsak, Tanrı tapınmamızı kabul etmeyecektir. Sevgili arkadaşlar, Tanrı'nın kabul ettiği gerçek tapınma nedir? Tabii ki pazar günleri kiliseye gitmek, Rab'bin sözünü öğrenmek, ilahilerle ona övgüler sunmak, ondalıklarımızı vermek çok ama çok önemlidir. Ama bütün bunlardan daha önemli şeyler de var. Her şeyden önce günahlarımızı bağışlayıp bizi kurtaran İsa Mesih'e inanmak ve tüm kalbimizle ona şükretmeliyiz. Bundan sonra da Tanrı'nın sözünü öğrenip onun sözüne itaat ederek yaşamalıyız. Hayatımızda İsa'yı yansıtarak yaşamamız çok önemlidir. Böylece Tanrı tapınmamızdan hoşnut olacak ve hayatımızı bereketleyecektir.